Göz tansiyonu da olarak bilinen glokom hastalığının tedavisine yönelik dünyada ilk giyilebilir nöroprotektif bir tedavi cihazı geliştiriyoruz. Glokom hastalığının tedavisi teşhis edildikten sonra zor bir süreçtir. Mevcut olan gerilemeyi yavaşlatmak iyileşme olarak tanımlanır. Körlüğe kadar gitmektedir. Glokot ürünümüz bütün ölçümlerini yaparak geri besleme ve yapay zeka ile evde kullanılabilir cihaz haline getirmeye, dönüştürmeye çalışıyoruz. Glokot dünyayı değiştirebilecek bir ürün. Bu anlamda ilk cihaz olacağız. Bir Apple neyse, bir Google neyse, glokomda da böyle bir alan gelecek. Veysel Özkapıcı ben. Glokot firmasının kurucu ortağıyım. Elektronik mühendisiyim. Sivas'ta bir köyde doğup eğitim alıp bugünlere kadar geldik. Elektronik mühendisliğini çok severek okudum. Özellikle biyomedikal mühendisliğini. Dezavantajlı bir ortamda doğmuş olmamıza rağmen ben çok severdim. Hani okumayı, yazmayı, geliştirmeyi. Elektronik mühendisliğini ben kendim tercih ettim. Bunu söylemekten utanıyorum ama bizim zamanımızda hani tıp bizim çok altımızdaydı. Çok iyi bir dereceyle biz mühendis olmayı istedik. İyi bir mühendis olmadığımı düşünerek master yapma ihtiyacı duydum. Ama sonunda iyi bir mühendis olduğumu, bunların hepsine artık gerek kalmadığını, çünkü ürün geliştirmenin, bir mühendis sürecinin çok farklı bileşenleri olduğunu, her şeyi bilmek yerine bu süreci yönetmenin daha anlamlı olduğunu görerek kendi firmamla devam etmeye karar verdim. Göz hastalıklarına olan ilgim, benim ilk yaptığım iş Zeiss firmasının teknik servisini yapıyordum ve orada ameliyat mikroskoplarının eğitimlerine katıldım. Bu eğitimlerin 3 seviyesi var, yani en ileri seviyeye kadar katıldım. O günden bugüne sürekli göz alanında oldum. Göz alanında cihazların servisinden, satışından, geliştirilmesinden ki en sonunda da kendi firmamı kurdum. Bu süreçte çok uluslu firmaların teknik servisinde başladığım görevlerime farklı pozisyonlara devam ettim. 2,5 yıl gibi Danimarka Teknik Üniversitesi'nde mikronan elektronik master yaptım. O da benim hem teknik anlamda özgüvenimi hem de görgümü artırdı. Daha sonra Türkiye'ye dönüp TÜBİTAK'ta belli bir süre araştırmacı olarak çalıştıktan sonra Türkiye'de verilen ilk tekno girişim burslarıyla kendi firmamı kurdum. Yaklaşık 3 yıl Türkiye'de üretilmeyen, uç keskinliği 400 nanometrenin altında olan bir bıçak yapmak için çok uğraştım. Bunu başardım ama ticari olarak ürünleştiremedikten sonra tekrar kazanç getirecek işlerle uğraşmaya başladım. 2015 yılında geliştirdiğimiz bir gözlükle ticari anlamda başarı elde ettik. Bu gözlük çocukların göz tembelliğinde kullanılan bir gözlük. Bununla yapılan şey bant yerine kapama yapmayı daha akıllı hale getirdik. Glokot nedir onu da anlatayım. Göz tansiyonu da olarak bilinen glokom hastalığının tedavisine yönelik dünyada ilk giyilebilir nöroprotektif bir tedavi cihazı geliştiriyoruz. Glokom hastalığının tedavisi teşhis edildikten sonra zor bir süreçtir. Nörodejeneratif bir hastalıktır. Bu hastalıkta iyileşme şu şekilde tanımlanır. Mevcut olan gerilemeyi yavaşlatmak iyileşme olarak tanımlanır. En yoğun olarak ilaçlar kullanılır. İlaçlar kullanılsa, cerrahiler olsa dahi yaklaşık %15 ile %30'luk bir hasta grubunda her şeye rağmen kötü sonuçlanmaktadır, körlüğe kadar gitmektedir. Dünyada doğumdan sonra kalıcı körlüğün en önemli ikinci sebebidir. Glokom teşhis edildiğinde artık çok geç diyebiliriz. Göz tansiyonu çok önemli bir sorun. Pazar büyüklüğü yaklaşık 7 milyar euro. 80 milyon insan bu işten muzdarip, sinsi bir hastalık. O kadar büyük bir sorun ki tedavi dediğimiz şey gerilemeyi durdurmak. Onun dışında da sıkıntı çok geç fark edilmesidir. Biz bu işe başladığımızda tedaviyle başladık. Biz bunun teşhisine de yönelik bir ürün geliştiriyoruz. Glokot ürünümüz evde bütün ölçümlerini yaparak geri besleme ve yapay zekayla ve bir uygulamayla doktor görecek, hasta görecek ve bir tane bizim sistemimiz görecek. Anlık tedavi değişiklikleri yapabileceğimiz bir sisteme doğru gidiyoruz. Bazı farklı parametreleri de ölçerek bu glokom tedavisini evde kullanılabilir cihaz haline getirmeye, dönüştürmeye çalışıyoruz. Glokot'un kuruluş hikayesi şu şekilde. Bizim daha önceki ticari başarılarımız göz doktorları arasında bir ilgi uyandırdı. Başladığımızda biz kafa içi basıncını ölçen bir sensör yapmak istiyorduk. Kafa içi basıncı ölçebilirsek göz içi basıncındaki değişiklikleri de kontrol edebiliriz. Çünkü bizim bulunduğumuz atmosferde glokom, göz tansiyonu diye belirlenen hastalığın 3 tane önemli parametresi var. Göz içi basıncının yüksekliği, kafa içi basıncı ve dış atmosferdeki basınç. Bu hikaye şöyle başlıyor. Mars'a giden astronotların normalde oradaki dış atmosferdeki değişiklikten dolayı hepsinin gözlerinin çekilmiş veya itilmiş olarak
çok ciddi glokom hasarıyla dönmeleri gerekiyor. Ama bunlar olmuyor. Bunun sebebi kafa içi basıncının bunu dengelemesi. Biz tam bir yıl bunu nasıl yaparız diye tartışırken o arada MIT'de bir grup Alzheimer üzerine bir çalışma yapıyordu. Amerika'da bu Mars Mission görevindeki astronotların göz içi basıncıyla ilgilenen bir grup da farklı bir çalışma yapıyordu. Dedik ki ya burada bir eksiklik var. İkisi de farklı şeyler yapıyor ama glokom sadece bir göz içi basıncı hastalığı değil. Glokom nörodejeneratif bir hastalık. Göz içi basıncını, göz tansiyonunu biz ilaçlarla düzeltebiliyoruz. Ama hastalık devam ediyor. Bunun sebebi de nörodejeneratif olması, yaşa bağlı bir gerileme olması, bir bozulma olması. Farelerde bir çalışma yaptık. Biz iki çalışmayı okuduktan sonra heyecanlandık. Kendi ürünümüzü yaptık. İlk yaptığımız şey patent başvurusuydu. Yaklaşık 8 ay sonra Avrupa Patent Ofisi bize A1 koduyla döndü. Yani tekniği ileriye götürüyorsunuz, devam edin dedikten sonra burada çok ilginç süreçler yaşadık. Bir kasaba gidip sadece bir kelle aldık. Kelleyi bir poşete koyup X-ray'den geçirdik. Onun 3D modellemesini yapıp ona gözlük giydirmeye çalıştık. Yani bütün süreçleri keyifle ve heyecanla yaşadık. Şu an geldiğimiz noktada da bu ürünü artık insan üzerinde deneyebiliyoruz. Sonuçlarını alabiliyoruz. Ticarileştirmeye çok yakınız. Klinik çalışmamızdan tutun, prototiplendirmeye kadar en minimum veriyi oluşturup ilk ürünü yapacağız. Bu anlamda ilk cihaz olacağız. Bir Apple neyse, bir Google neyse, glokomda da böyle bir alan gelecek. Göz tansiyonundan bağımsız olarak glokomun farklı bir hastalık olduğu, göz tansiyonunun mekanizması tek bir sebeple açıklanamıyor. Bunlardan biri de bizim bahsettiğimiz nöroproteksiyon. Biz orada onu kaldırmak istiyoruz basit bir çözümle. Bu çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İnsan kalitesini çok artıracağını düşünüyoruz. Avrupa'da, Amerika'da ortalama bir glokom hastasının sisteme olan maliyeti 2000 dolar. Maddi yanında bir de manevi olarak bu insanların görme yetisini kaybetmesi çok ciddi bir sorun. Görme duyusunu kaybetmesi dünyadaki en önemli üçüncü korkudur. İşte kalp krizi, ölüm ve ondan sonra görme yetisi gelir. Web sitemizi yayınladığımız günden itibaren, böyle bir tedavi duyurduğumuz günden itibaren dünyanın her yerinden her gün ısrarla ürün ne zaman çıkacak diye bize sorular soruyor. Biz de hep aynı şeyi cevabı veriyoruz. İşte klinik çalışma aşamasındayız. Sizi daha sonra bilgilendireceğiz diyoruz. Ama dediğim gibi ürün ilk olması anlamıyla çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bir şeyi ilk yapabilirsiniz ama sağlık alanında, hele glokomda, hele bizim alanda ilk yapmak bayağı delilik yani. Hani bu kolay bir iş değil. Çok zor, çok yoruluyoruz ama hani bunun bir ürüne çıkacak olması, birinin kullanacak olması en büyük motivasyonumuz. Bunu şöyle bir örnek daha vereyim. Bundan önce yaptığımız bir gözlükle biz çocuklara dokunduk. Çocukların göz tembelliğinde bir ürün çıkardık. O kadar işlerimiz yaver gitti ki doğru ürünü bulduğunuz zaman doktorlardan çok anneler sizin ürününüzü pazarlıyor. Burada da aynı şeyi düşünüyoruz. Doğru bir ürün bulduğumuzu düşünüyoruz. Mühendis olarak ben söyleyeyim. Amacımız insanlığı geliştirmekse ona çok çok değerli bir katkı sunmuş olmuş oluyoruz. Bizden sonra mutlaka farklı versiyonlar gelecektir ama bu ürün göz tansiyonuyla ilgili böyle bir tedavide ilk artık glokot alınacak. Onu da bizler yapmış olmaktan çok mutluyuz. Normalde bu bizim yapacağımız şeyi en az 150-200 kişilik bir Ar-Ge grubunun yapması gerekiyor. Biz bunu 3 tane arkadaşla başladık. Ekibimiz büyüyor, iddiamız çok büyük ama bunlar bizi yıldırmıyor. Bütün basamakları tek tek geçiyoruz. Biz bu işi başladığımızda ilk bu anlamdaki yetkili kuruluşlara, Türk Oftalmoloji Derneği'ne, başka yerlere yazdığımızda konuyu anlamadan bize olumsuz cevap vermişlerdi. Normalde büyük bir firma bu yazıyı gördükten sonra devam etmez. Biz şunu anladık, bu bizi değerlendiren arkadaş konuyu anlamamış. Biz devam ettik. Büyük firmalarda da böyle. Biz bir aşamaya gelene kadar soru işaretleri var. Ama veriler üretildikten sonra bakış da farklı olmaya başladı. Düşünce de farklı olmaya başladı. Bunu burada ilk defa söylüyorum. Bizim için çok değerli bu sene içerisinde. John Marshall İngiltere'de. Bu arkadaş dünyada göz ameliyatlarında lazeri ilk kullanılan kişidir. Özgeçmişi yaklaşık 30 dakika sürer. John Marshall'dan tutun başka birkaç tane isim daha gelecek. Değişik bir sigorta. Arkadaşın ürünün öne geçmesini istemiyorum ama geçebilir. Yaklaşık 10 tane firmanın kurucu ortağı. Aktif firmanın kurucu ortağı. John Marshall kesinlikle bizim ölümsüz bir firma olmamızı sağlayacak. Finansmanımız yaklaşık bir 4-5 yıl tamamen kendi kaynaklarımızla, cebimizden, kendi öz kaynaklarımızla. Daha sonra bizim için çok kritiktir Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan aldığımız bir para. O paranın hepsini ihlal analizine, patente,
klinik çalışma başlatmasına verdik. Sonrasında sevgili yatırımcılarımız, ilk yatırımımızı aldık. Alesta'dan, Geometri'den ve Erol Bey'den. Onlar bizim için güzel bir ivme kazandırdı. Çok hızlı hamleler aldık. Alesta bizim ilk yatırımcılarımızdan. Biz çok profesyonel değildik ama İbrahim Bey çok profesyonel bir şekilde bizi yönlendirdi. Yatırım çok değerli bir şey. Yatırımı almak göz camiasındaki duruşumuzu değiştirdi. Yatırım kesinlikle alınması gerekiyor. Bu işi öğrenmek için, doğruyu yapmak için, paydaşları büyütmek için, vizyonu değiştirmek için bize yaptığı yatırım şunu gösteriyor. Yatırımcı olarak turist diye adlandırabileceğimiz 1 yıl, 2 yıl piyasada var olan firmalar var. Alesta onlardan biraz farklı davranıyor. Bizim gibi medikal teknolojiye girmiş, ne yaptığını bilen 3-5 yıl sonra belki ürüne çıkacak bir firmaya yatırım yapmak şu aşamada herkesin yapabileceği bir şey değil. O anlamda teşekkür ediyoruz. Türkiye'de böyle bir yatırımcı olduğu için. Büyük VC'lerin yapamadığını Alesta yaptı. Yollarımız Melih Bey sayesinde kesişti. Melih Bey bizim TTGV'de mentörümüzdü. Geometri'nin sahibi. Melih Bey bizi tanıştırdı. O günden bugün de hep beraber Melih Bey, İbrahim Bey, Erol Bey biz birlikte devam ediyoruz. Önümüzde şu an farklı kapılar açıldı. Avrupa'dan fon almak istiyoruz, Amerika'ya gitmek istiyoruz. Bunların hepsi de artık erişebileceğimiz, ulaşabileceğimiz kaynaklar olmaya başladı. Glokot'taki hayalimiz bir gün bu insanların Glokot'u kullanarak tedavi olmaları, bize sadece yorum yapmaları, biz birilerine tavsiye etmeleri, bu işten sıkıntı çeken birinin, umudunu yitirmiş birinin Glokot gözlüğünü kullanarak tekrar kaybettiği görüntüsünü durdurması ve oradan devam etmesini istiyoruz. Ama en önemlisi ne derseniz son kullanıcı. İnsansak, insani olarak hepimizin beklentileri, hayattan bir amacımız varsa, böyle bir sorun var ve biz bunu çözebiliyorsak, yani bir girişimci bundan daha fazla istememeli. Ben hayatımda ikiye ayırabilirim. Glokot'tan önce ve Glokot'tan sonra. Ben Glokot'tan önce vardım, iş yapıyordum, para kazanıyordum. Glokot'tan sonra da olacağım ama bu ikisi öyle bir keskin ayrım ki Glokot tamamen dünyayı değiştirebilecek bir ürün. Yani bizimle anılacak. Bütün glokom camiasında birkaç hırpalanacağımız sene olacak ama ondan sonra artık herkesin kullanacağı, herkesin önerici. Ya öyle bir ürünü yapıyor olmak bizi çok çok heyecanlandırıyor. Girişim biraz kötü anlamda popüler oldu. Hayat zaten bir girişim. Hepimiz girişimciyiz dünyada varsak. Ama girişim teknoparkta olayım, kahve içeyim de falan değil. Yani gerekirse gece gündüz uyumadan çalışmak gerektiren bir iş. Ben şu yaşımda hala onu yapıyorum. Bir de mail atabiliyorum, iki de başka şeyler yapabiliyorum. Öyle kolay bir süreç değil. Herkese uygun değil, onu bilsinler. Risk almak çok gerekiyor. Her zaman başarı olmuyor. Net söyleyeyim, eğer sağlıkla ilgili hiçbir tecrübeleri yoksa lütfen medikal alan girişimci olarak girmesinler. Buradaki regülasyonlar çok uzun veya bir kaynak bulamıyorlarsa kesinlikle, yani bu sağlık alanındaki şeyler, girişimler 5-10 yıla süren işler, onları iyi hesaplayarak girsinler. Biz bunların hepsini bilerek girdik. O anlamda bir sorun görmüyorum. Ama lütfen denemekten, başarısız olmaktan vazgeçmesinler. Yani.